İyi günler efendim. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlamış olduğu ve sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün dördüncüsünü izleyeceksiniz. Aynı zamanda 2017 yılının da ilk programı. Bu programda konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Hocamız Mehmet Nuray Aydınoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bugün kendisiyle Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini konuşacağız. Ama ondan önce 2017'nin daha ilk saatlerinde İstanbul'da İnsanlığa ve medeniyete karşı korkunç bir saldırı düzenlendi ve 39 insanımızı kaybettik. Başsağlığı diliyoruz, yaralananlara acil şifalar diliyoruz efendim. Evet hocam, yıla kötü başladık ama önümüzdeki dönemde sanırız bu tür problemlerin azalacağı değil, artacağı günler bizi bekliyor çünkü hala Türkiye savaş içinde. Biz hemen konumuza girelim. Türkiye Sismik evet. Tehlike Haritası ve Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği. Ne zaman hazırlıklarına başladınız ve bu yeniliklerimiz neler olacak yeni yönetmelikte? Evet. Efendim, 2010-11 yıllarında AFAD'ın Deprem Danışma Kurulu Ulusal Deprem Stratejisi raporunu hazırladı. 2012 ila 2023 yıllarını kapsayan dönemde uygulanmak üzere belirli aktiviteler, belirli görevler tanımlandı. Stratejik hedefler daha doğrusu tanımlandı. Ve bunlara ilgili eylem planları da hazırlandı. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni deprem tehlikesi haritasının hazırlanması ve yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin hazırlanması da bu strateji raporunun önemli maddeleri olarak yer aldı. Eylem planı çerçevesinde 2012'den başlayarak 2012 Kasım ayında AFAD 15 kişilik bir bilim kurulu teşkil etti. Deprem yönetmeliği ile ilgili olarak ve çalışmalar oradan itibaren şu anda en son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Hemen hemen bitti. 4 yıl hemen hemen devam eden yoğun bir çalışma sonucunda yeni yönetmelik taslağı hazırlandı. Çok ufak eksikleri de bu ay içinde tamamlanacak ve herhalde önümüzdeki ay yayına, yani resmi gazetede yayınlanacak duruma geleceğini umuyoruz. Evet hocam, ben hemen şunu sormak istiyorum. Sizin ilk deprem yönetmeliği çalışmanız değil bildiğimiz kadarıyla. Evet. Senelerden beri uğraşıyorsunuz. Deprem yönetmeliklerimiz bizim eskidir tabii. İlk deprem yönetmelikleri Türkiye'de 1939 Erzincan depreminden sonra hemen arkasından hemen başlamıştır. Yani bir anlamda bizim epey deneyimimiz var diyebiliriz. Çeşitli tarihlerde yenilemeler yapıldı. Benim katıldığım çalışmalar 1993'ten itibaren o sırada yürürlükte olan 1975 yönetmeliğinin revizyonu dolayısıyla 93'te çalışmalara başladık. 97'de bitirdik ve 98'de yürürlüğe girdi. Hemen arkasından da 99 büyük deprem oldu. O sırada pek uygulanmadı çünkü Türkiye'de çok büyük bir ekonomik bunalım vardı, hatırlarsınız. Oralarda pek inşaat piyasası çok durgundu ama depremden sonra tabii esas uygulaması oldu. Ama hazırlık tarihi dediğim gibi, hatta ilk yayınlanma tarihi resmi gazetede 1997'dir. O zamandan bu yana 20 yıl geçti. Evet. Zaman çabuk geçiyor. Bu arada 2007 yılında bir revizyon yaptık, fakat bu revizyon kısmi bir revizyondu.
mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi konusunu içeren, ki eski yönetmelikte böyle bir bölüm yoktu. İşte 99 depreminden sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde öyle bir yeni bir bölüme ihtiyaç oldu. Özellikle güçlendirme ile ilgili olarak. Onu hazırladık. Hatta biraz gecikti o tabii. Yani 99'dan sonra ancak 2007'de çıktı. Ama işte bürokratik bir takım engeller maalesef. 8 senelik bir aradan sonra. Burada bir şey daha sormak istiyorum hocam. Ya şimdi görüldüğü kadarıyla Türkiye'de deprem yönetmeliklerinin arasında oldukça uzun bir zaman var. Bu genelde böyle midir? Dünyada hayır, nasıl olmaması uygulama? Gerekir? Olmaması gerekir. Bizim de hedefimiz bu değildi. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi biz 2007'de mevcut binaların değerlendirmesi, güçlendirmesi için yeni bir bölüm hazırladık. Esas amaç oydu o revizyon aşamasında. Diğer bölümlerde çok az değişiklik yapıldı. Yani bir anlamda 1997'den bugüne işte hemen hemen tam 20 yıldır herhangi şimdi, bir değişiklik. Yani büyük bir kısmı ile ilgili olarak yönetmeliyim. İlk defa bir büyük revizyon yapıyoruz. Bu tabii iyi olmuyor çünkü arada zaman uzadıkça yapılan revizyonların kapsamı ve derinliği değişiyor. Çok yeni konular geliyor. Mühendislerin bunları algılanması zorlaşıyor. İşte eğitim programları gerekiyor vesaire. Batı'da özellikle bu işi en iyi yapan Birleşik Amerika'da ortalama yenilenme süresi 3 yıldır. Yani o kadar kısa bir sık aralıkta. Sık bunları yaparak böylece çok fazla radikal değişikliklere gitmeden yedire yedire tabir caizse bilimdeki gelişmeler yönetmeliklere aktarılır. Bizde bürokratik şey ve aslında bakarsanız tabii 2012-2023 Ulusal Deprem Stratejisi raporunda sürekli bir komisyonun kurulması öngörülmüştü ve şimdiki komisyon aslında sürekli bu bakımdan. Umarız bundan sonra daha sık, yani biz 3 yıl olmasa bile hiç değilse 5 yılda bir yenilesek çok bilimde iyi olur. Bilimde gelişmeler oldukça, araştırmalar ışığında. Çünkü ara uzayınca değişiklikler çok fazla oluyor ve bunların özümsenmesi ve uygulamaya geçilmesinde eğitim bakımından özellikle zorluklar ortaya. İlk sözlerinizden hocam anlıyorum ki ciddi yenilikler var bu deprem yönetmeliğinde. Evet. Nedir bu yenilikler? Özellikle en önemlisinden başlarsak. Efendim şimdi en önemli değişiklik belki de Türkiye'de deprem tehlikesi haritasının yeni baştan hazırlanması. Aslında bu bizim yönetmelik komisyonu. Şu anda ekranda da eskisini şimdi, görüyor evet, izleyicilerimiz. Şu anda ekranda gördüğümüz harita 1996 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren ve o tarihten beri de halen de kullanılmakta olan deprem bölgeleri haritasıdır. Evet, bu biraz da diri fay hatlarını da gösteren ve risk tabii fay hatlarını takip ediyor. Kırmızıyla görülen bölgeler birinci derece deprem bölgesi olan bölgelerdir. Ve bunlar esasen işte Türkiye'nin ana faylarını takip ederler. Kuzey Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu fay hattı ve batıda işte Ege'deki açılma zonu. Pembe olanlar işte ikinci derece, sonra sarı renkli üçüncü derece ve daha açık renk dördüncü derece olmak üzere 4 tane deprem bölgemiz var. Ve biz 4 tane deprem bölgesinde kullanılan etkin yer ivmesi dediğimiz yer hareketi ivmeleri de bu bölgelere göre verilir. Evet, 1948'den beri de bu bölge tanımı bizim deprem yönetmeliklerimize her zaman girmiş. Eskilerinde de vardı. Eskilerinde de vardı ama birinci derece, ikinci derece ilk 1948'de evet, geliyor. Evet, o zaman da efendim eskiden bütün dünyada böyleydi. Ancak son zamanlarda tabii bu bölgelendirme konseptinin pek doğru olmadığı da anlaşıldı. Çünkü burada tedrici bir geçiş var. Şimdi birinci dereceden ikinci dereceye geçerken mesela birden %75'ine iner 3/4'üne iner
yetkin yer ibnesi katsayısı. Tam sınırda bir yer düşünün. Bir kilometre üstünde başka bir şey. Bu söz kilometre konu. Altında aslında bu faya olan uzaklıkla çeşitli faylar olabilir aynı lokasyonu etkileyen. Onlara uzaklıkla ilgili bir şey. Dolayısıyla bu değişimin tedrici olması lazım. Bu nedenle uzunca bir süredir deprem mühendisliğinde, yani dünya çapında bu bölge kavramı terk edilmeye başlandı. Ve artık bunu kullanmayacağız. Yani benim mesela ilkokuldan beri bildiğim işte birinci derece, üçüncü derece deprem bölgeleri kalkıyor. Deprem bölgesi kavramı kalkıyor. Evet. Bunun yerine bizim binaları tasarımını yaparken depreme karşı kullandığımız bir takım ivme değerleri vardır. Spektral ivme deriz. Bunları, hatta birkaç tanesini, bir tane değil, hepsini veren yeni bir harita çalışması başladı. Evet, onu da şimdi ekranda göreceğiz. Bu çalışma yeni bitti. Bu da yani şeyle, yönetmelikle paralel olarak ama ayrı bir proje halinde, ayrı bir ekip tarafından yapıldı. Çünkü bu deprem tehlikesi haritası hazırlanması işi ayrı bir uzmanlık konusu. Bunlar ihtimal hesaplarına dayalı probabilistik haritalardır. Ve biz bir yerde ki depremin işte spektral ivmesi şudur demeyiz. O spektral ivmenin belirli bir sürede aşılma olasılığını ifade edersiniz. Ve depremleri de o aşılma olasılıklarına veya bunlara karşı gelen tekrarlanma periyotlarına göre, bunlar probabilistik kavramlar, buna göre ifade ederiz. Çünkü depremleri kesin olarak burada şöyle bir deprem olacak dememiz mümkün değil. Evet. Bir de bu haritanın, bir mevcut haritanın eksikliği, belli bir olasılığa göre hazırlanmış olmasıdır. Bu haritanın, mevcut haritamızın esas aldığı tekrarlanma periyodu her yerde 475 yıldır. Yani 475 yılda bir olacak bir depreme göre hazırlanmıştır. Halbuki bugünün performansa göre tasarım adını verdiğimiz yeni tasarım felsefesinde veya yaklaşımlarında biz bir tek değil pek çok çeşitli düzeyde depremler tanımlıyoruz. Küçük depremler var. Orta büyüklükte daha büyük, en büyük depremler var. Nitekim yeni haritamız bize 4 ayrı düzeyde deprem bilgi veriyor. Çok küçük depremler. Bu düzeyler yıllarla mı ilgili hocam? Dediğim gibi tekrarlanma periyodu. Mesela çok sık olan depremler, en küçük depremler 43 yıl tekrarlanma periyodu. Arayla. Ondan sonra gelen 72 yıl tekrarlanma. Ama bunlar hep yaklaşık değerler değil mi hocam? Yani yaklaşıktan kastınız nedir? Yoksa 72 yıllık depremleri inceledikten sonra yapılan tespitler değil. Hayır. Şimdi bu tabii bir sürekli bir şey yapılıyor aslında. Onların için biz bunları teorik olarak sürekli bir biçimde, yani bütün tekrarlanma periyotları için buluyoruz ama pratik olarak belli dilimlere ayırmak. Evet, belli dilimlere ayırıyoruz. Yani bunlar gerçekten bir yerde her zaman en büyük deprem olacak demek değil. Biz küçük depremlerde de binanın o küçük depremi, mesela şimdi çok büyük bir depremde binada biraz hasar bekliyoruz ama küçük depremde beklemiyoruz. Ben küçük depremde de binada hasar olmadığını göstermem lazım mühendis olarak. Büyük depremde hasar olabileceğini ama binanın yıkılmayacağını göstermem lazım. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yerine göre, binasına göre, yapısına göre ve binanın, bizim performans hedefi dediğimiz bir şey var. Benim binam önemli bir bina. Bir hastane ise benim performans hedefim bir konuttan farklı. Çünkü hastanenin performansı başka türlü olacak. Depremden sonra hemen çalışması, hatta sürekli çalışması gereken bir yapı. Bunun gibi. Şimdi eski haritada bölge konuşuyorduk. Şimdi bölge konuşmuyoruz. Yeni haritada ne konuşuyoruz? Yeni haritada direkt olarak biraz önce gördüğümüz gibi çeşitli, mesela orada kırmızı ile şu anda yeni aslında eskisine benziyor şekil olarak ama şimdi bu şöyle olacak. Sol tarafta bu interaktif bir harita, bu web uygulaması. Henüz tamam değil sanıyorum. Bir de test halinde, yani şu anda AFAD'ın sitesine girerse izleyicilerimiz bu haritayı indirebilirler. İndirebilirler. Ama çalışmıyor bütün şeyleri. Bazı opsiyonları kapalı.
Ama genel olarak yapılan şey şu, yani bilgisayarın cursor'ını getirdiğinizde bir belli bir yere veya bir koordinat verdiğinizde o koordinatta demin belirttiğim dört düzeyden hangi depremi seçmişseniz ona ait bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Hatta henüz çalışmayan, şu anda kapalı olan bir raporlama opsiyonu var. Bu son derece önemli bir gelişme. Pekala da güzel. Evet. Direkt olarak ivmeyi okuyorsunuz yani. Ve bu bütün Türkiye'yi kapsıyor. Bütün Türkiye'de, bütün bunlar çok küçük piksellerde, yani bölgelerde takriben 6 ila 8 kilometre ebatta kareler veya dikdörtgenler düşünün. Bütün Türkiye bunlara ayrılmıştır ve her birinde bir değer vardır. Bu herhalde son yer bilimleri araştırmalarının tabii çok ileri yansıtıldığı, şüphesiz. Çok gelişmiş bu bir konuda, bilgisayar bu konuda, programı. Evet, program olarak ama bunun arkasındaki bilgi birikimi de çok değerli. Evet. Türkiye'de bu konuda oldukça iyi bir bilgi birikimi var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Ve bunların hepsinin hemen hemen Türkiye'deki bütün bu konuda uzman arkadaşların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlandı. Bu bilgisayar uygulamasında bilgisayar yani uygulamada. Herhangi bir mühendis bu yönetmelik çıktıktan sonra Türkiye'nin herhangi bir yerinde, bir parselinde, bir adasında bir inşaat tasarlamaya kalkıştığı anda başvurabileceği bir haritayla karşı karşıyayız. Evet. Yönetmelik bu haritaya refere ediyor. Burada burada verilen parametreler yönetmelikte de tanımlanıyor ve ona göre hesapları, deprem hesapları yapılıyor. Evet. Bu harita dolayısıyla yönetmeliğin aslında harita ve yönetmelik ayrı ayrı belgelerdir ama şu bir iyi bir tesadüf oldu. Şimdi ikisi beraber aynı anda gitti ve harita yönetmelik yürürlüğe girdiğinde haritada yürürlüğe onun girmiş bir olacak. Önemli kısmı olarak tabii çünkü yürürlüğe girecek. Haritada Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. O da aynı zamanda yürürlüğe girecek. Gerçi buna ilişkin soracağımız çok soru var ama bu kısa zaman aralığında hemen yönetmeliğe göre, özellikle 2007'ye göre, eski yönetmeliğe göre önemli değişiklikler söz konusu mu hocam? Evet. Dediğim gibi yani 2007'de çok büyük bir 97'ye göre büyük bir değişiklik olmadığı için güçlendirme dışında 97'den bu yana 20 yıllık sürede tabii çok büyük gelişmeler oldu deprem mühendisliğinde. İhtiyaçlarımız oldu. Düşünün Türkiye ne kadar gelişti her şeye rağmen. Bizim yani hiçbir bütün bilimsel gelişmeleri bir tarafa bıraksak bile ihtiyaçlarımız çok arttı. Binalarımızın katsayıları arttı. Daha önemli binalar yapmaya başladık. Evet, altyapılar. Daha zor koşullarda, daha kötü zemin koşullarında binalar yapmaya başladık. Daha iddialı binalar yapmaya başladık. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız çok arttı. Yeni teknolojiler gelişti bu arada. Mesela yalıtım dediğimiz, deprem izolasyonu dediğimiz, yani binanın altına özel izolatörler koyarak tabanına, temelin üstüne bina... Depremde zeminden gelen titreşimleri emerek, izole ederek bir nevi yapıya aktarmıyoruz ve yapı çok az titreşim hissediyor. Özellikle bu hastaneler, bunlar şimdi şu anda Sağlık Bakanlığı son birkaç yıldır özellikle işte bu yeni hastane inşaatları projesi çerçevesinde. Evet, İSMEK kapsamında yapılan. Zaten bir prensip kararı aldı. Şimdi bütün hastaneler Türkiye'de belli bir büyüklüğün üstündeki, tam hatırlamıyorum yani yatak sayısına göre, büyük hastanelerin hepsi deprem izolasyonlu olarak yapıyor. Mesela bu çok önemli yeni bir teknoloji. Evet. Yani 20 yıl önce de vardı ama daha yeni gelişme aşamasında. Şimdi bütün dünyada çok yaygın kullanılıyor. Türkiye'de bizim yönetmelikte bununla ilgili hükümler yoktu. Şimdi mesela bununla ilgili yeni bir ayrı bir bölüm var. Yalıtım derken tabii su yalıtımını kastetmiyoruz. Esas depremdeki olarak depremin titreşim yalıtımı. Evet. Onu sönümlendirecek sönümlendiriyor. Olan yani evet. Özel elemanları kastediyoruz. Bunlar evet. Özel söndürücü değil, izolatör dediğimiz elemanlar var. Bunların bir kısmı lastik bazlıdır, kauçuk bazlıdır yani. Bir kısmı metal bazlıdır. Çeşitli patentlerle geliştirilmiş ve tabii bundan sonra da gelişmeye çok açık bir alan.
Yani bir küçük örnek olarak mesela amortisör benzeri. Evet evet tabii amortisör aslında. Evet, bir nevi amortisör. Tabii, titreşimleri tabii. Alan amortisör. Zaten fabrikalarda da büyük makinelerin altına. Hepsine zaten vardır. Zaten yani bilinen bir şey bilinen. Kavram tabii. Evet. Onu ama şimdi binaya binada ve deprem için kullanıyor. Evet. Bu çok efektif tabii. Çok, tabii. Aslında bu, bunun bir örneği de herhalde Mecidiyeköy'deki viyadüktür değil mi hocam? Evet. Sonrasında tabii, güçlendirmesi yapılan. Evet, güçlendirme yapılan içinde kullanıyoruz. Mecidiyeköy viyadüğü hasbelkader bizim de onda katkımız oldu. Yani dünyada bu konudaki uygulamaların içinde çok önemli yer tutan bir şeydir. Çünkü daha önceki durumu çok kritikti evet. Şeyin. Yani 1970-60'ların sonunda 70'lerin başında yapılmış bir projedir. Güzel bir projedir zamanına göre ama maalesef deprem bakımından fevkalade riskli durumdaydı. Ve ona işte bu deprem izolasyonu bir proje hazırlandı ve çok kolay da uygulandı. Siz de hatırlayacaksınız. Trafiği hemen hemen hiç az aksatmadan, rahatsız ederek. Evet. Yani üstten geçen trafiği hemen hemen hiç etkilemeden, altta biraz belki etkiledi ama o da sınırlı kaldı. Çok başarılı bir uygulama oldu. Şimdi içimiz rahat, büyük bir deprem olsa bile hem bir köprüye altından geçebiliriz, hem üstünden geçebiliriz. Evet. Evet. Hocam şimdi bu yeni yönetmelikte çeşitli bölümler var. Evet. O bölümleri de biz bir liste haline getirdik. Arkadaşlarımız evet. Şu anda evet. Onu ekranda yayınlıyorlar. Eski 2007 yönetmeliğimizde 7 bölüm vardı. Şimdi 17 bölüm. 17 bölüm yani çıktı. Tabii bu biraz önce belirttiğim gibi yeni alanların ortaya çıkmasından bir de bazı durumlarda da mevcut bölümler birkaç parçaya ayrıldı. Çünkü kapsamları büyüdü. Evet. Mesela hesap esasları dediğimiz bölüm eskiden bir bölümdü. Şimdi dört tane bölüm aslında bir araya, dört tane ayrı bölüm haline geldi. O zaman koskocaman bir yönetmelik geliyor değil mi? Şimdi 370-380 sayfayı buldu. Buldu. Evet, hemen evet. Hemen ikiye katlandı. Hatta biraz eskisine fazla. Göre. Eskisine göre. Yüksek ama güçlendirme binalar bölümü falan aynen duruyor. Duruyor herhalde, tabii. Ama onlar tabii. Onlar da revize edildi. Revize edildi, geliştirildi. Evet. Yeni yöntemler eklendi onların içinde. Yani bugünün teknolojisine çok iyi bir biçimde takip eden modern bir yönetmelik hazırlandığını söyleyebiliriz. Evet. Zaten 4 yıllık çalışmanın evet. Sonucunda evet. Oldukça detaylı. 13 tane komisyon çalıştı. Evet. Bu epey yoğun bir çalışmadır. 100'e yakın bilim adamı bunun içinde. Aktif olarak tabii katkıda bulundu. İşte ilk 15 kişilik bir AFAD'ın kurduğu komisyon, ondan sonra ana komisyon bu alt komisyonları teşkil etti. Alt komisyonlara diğer bilim adamları davet edildi ve komisyonlar halinde çalıştı. Daha sonra çalışmanın belli bir aşamasına gelince bir eşgüdüm komitesi kurduk. Orada bunları toparlayıp eşgüdümünü sağlayacak şekilde ve eşgüdüm komitesi sonuçlandırdı. Evet. Daha sonra tekrar ana komisyona gitti. Orada teker teker bakıldı. Epey uzun bir süreç oldu ve geçen yıl Haziran ayında Ankara'da büyük bir çalıştay yaptık. 400 kişi katıldı. Ondan önce yönetmeliğin o andaki taslağı yayınlandı. İnternette de hala duruyor. Ona çeşitli görüşler geldi. Üniversitelerden, meslek kuruluşlarından, mühendislik. Böyle bir katılım gerçekleşti yani. Tabii. Çok son iyi derece oldu. Önemli. Ve 2 ay süre verdik. Bütün görüşleri yazılı olarak aldık. Ve biz son 3-4 ayda çok çalıştık komisyon olarak. O görüşlerin bize aktarılan, yazılı olarak aktarılan görüşlere tek tek cevap verdik. Evet. Peki bu şeyde yenilikler neler hocam? Efendim, yani daha öncesinde olmayan. Evet, performansa göre tasarım diye bir yeni bir kavram var. Bunun tabii çok ayrıntılarına giremeyeceğim ama bu yeni bir kavram. İşte çeşitli düzeylerde depremleri kullanmamıza imkan veriyor. Bir bina için birkaç tane hesap yapıyoruz. Küçük deprem için, büyük deprem için. Orada ne hedeflemişsek performans hedefi olarak onu sağlamaya çalışıyoruz. Bu önemli bir değişiklik. Hesap davranış biçimlerinde binanın depremdeki davranışını daha gerçekçi, yani bir takım kabullere göre değil, daha gerçekçi yansıtan modern bilgisayar yöntemleri gelişti. Bunları yönetmelik şimdi içerebiliyor. Yani bunlara direkt olarak bunlara refere ediyor.
Tabii bu arada hemen belirtmekte fayda var hocam. Artık çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu araştırmaların da bunda son derece önemli etkisi var. Çünkü neredeyse artık büyük bir bina inşa ediliyor ve o çeşitli testlere tabi tutulabiliyor. Yani bu da 99 sonrası önemli gelişmelerden Türkiye'de birisi. Türkiye'de deprem mühendisliği alanında üniversitelerimizde önemli gelişmeler var. Büyük üniversitelerde doğal ama Anadolu üniversitelerinde de önemli gelişmeler var. Bazıları gerçekten çok güzel araştırmalar yapıyorlar. Yeni bölüm olarak belki bahsedilmesi gereken özellikle büyük kentlerimizde yüksek bina kavramı var. Şimdi aktivitesi, deprem aktivitesi, yani deprem bölgesi yok artık ama ona karşı gelen diyelim en yüksek derecede deprem aktivitesi olan mesela İstanbul'da 60 metreyi geçen yüksekliği zeminden itibaren 60 metreyi geçen binalar yüksek bina olarak addedilecek ve bunlar yani yaklaşık 20 katın 20 kat civarında 17 ila 20 kat. Evet. Bunlar artık bunlar için özel hükümler yüksek binalar. Var. Bunlarda evet. daha titiz mühendislik hesaplarının yapılması gerekiyor. Daha öncesinde yok muydu yüksek Hayır. binalara ilişkin? Hayır, özel, özel hükümler yoktu. Evet. Yani 3 katlı bina neyse o 50 katlı, 50 binada, katlı binada aynı hükümlere evet. tabiydi. Tabii gerekli titizlik gösteriliyordu ama şimdi bir takım özel hükümler var. Bunlar da tabii deprem mühendisliğinde özellikle son 20 yıldaki gelişmelerin sonucu. Bunlar bir süredir gayri resmi olarak uygulamada kullanılıyordu. Çünkü biz 2007-2008'de İstanbul için bir taslak, yüksek binalar taslak yönetmeliği hazırlamıştık. Tabii o da biraz eskidi, aradan geçen 8-9 yıl içinde. Ama kısmen de gayri resmi de olsa o taslak kullanıldı. Bir merakım var hocam. Evet. Amerika'da biliyoruz ki işte büyük kentlerde, özellikle New York'ta 1930'lu yıllarda gökdelen denen çok yüksek katlı binalar inşa ediliyor. Bunlar bir yönetmeliğe tabi inşaatlar mıdır? Bilir miyiz? Aslında bütün dünyada yüksek binalar için özel yönetmelikler yeni. Amerikalılar mesela Kaliforniya için daha yeni hazırlıyorlar. Yeni hazırlıyorlar. Yani tam yönetmelik formatında. Daha önce bir takım kılavuz dokümanlar, işte İngilizce guideline, kurallar. Evet. Onlar var eskiden beri. Yani eskiden beri dediğimde işte 10-15 evet. yıldır var bunlar. Bu konuda bütün dünyada yeni gelişen bir konu. Daha formal hale getirilmesi. Daha önce Amerikalılar proje bazında özel ekipler koyuyor. Mesela Japonlar, enteresandır, Japonlarda hala aynı sistem yürüyor 3 aşağı 5 yukarı. Önemli binalar için bakanlık özel bir komisyon kuruyor. Onlar şartname bir nevi o binaya özgü. Japonya'nın neresinde olursa olsun. Neresinde olursa evet. olsun. Bu eskiden beri vardır şeyin. Şimdi bizim çok denetim altında. Yönetmeliğimizde bu denetim eksikliği tabii çok önemli. Türkiye'nin en önemli problemi, yani biz tamam yönetmeliğimizi şimdi açıp bakarsanız, yani yabancılar da görüyorlar, görecekler de bundan sonra. Bizim dünyada saygı görecek çok modern bir yönetmeliğimiz oldu. Ama problem tabii bunun uygulamasında. Evet, ona en sonda geleceğiz evet. hocam. Şimdi geleceğiz. O bağlamda evet. bir şey söylemek Lütfen. İstiyorum. Bu bizim yapı özellikle yüksek binalar, izolasyonlu binalar, modern yöntemlerin kullanıldığı, analiz yöntemlerinin kullanıldığı binalar aslında ileri derecede mühendislik çalışması gerekiyor ve deneyim ve bilgi gerektiriyor. Evet. Ve tabii bunların bir şekilde de özel olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi Amerika'da ve büyük kısmen Avrupa'da mesela İngilizcesinde peer review adını verdikleri özel kontrol mekanizmaları vardır. Projenin başından itibaren projeci devreye girer. Şimdi biz buna Türkçe'de bir isim verelim dedik. Tasarım gözetimi ve kontrolü. Gözetim nedir bu? Başlangıcında projenin projeciyle yan yana gelecek bir kurul tarafından atanacak. Kimdir bu? Bu konuda çok uzman bir üst düzeyde bir mühendis, bir bilim adamı. Deneyimli. Bunun evet. Ve projenin bütün aşamaları da daima İnşaat yol dahil. Gösterecek hem
Hayır, belki de inşaat da kısmen evet. Ama yani hem yol gösterecek hem kontrol edecek. Bu sistem mi tabii Türkiye'deki hukuk mevzuatının içine yerleştirmemiz gerekti. Fakat hukukçularla bu arada epey görüştük. Bir kanun değişikliği olmadan bunun mümkün olmadığını söylediler. Şimdi bizim yönetmeliğimizin… Yani sadece bir yönetmeliğe dayalı… Şöyle bir kısmen yaptık. Birinci bölümünde yönetmeliğin bu böyle bir sistemden bahsettik, adını koyduk. Evet. Ve bunun uygulanacağı alanları, ilgili bölüm ve kısım numaralarını belirttik, yazdık. Mesela yüksek binalarda da, yalıtımlı binalarda vesaire. Böyle 8-10 tane madde var. Fakat bu sistemin idari olarak nasıl kurulacağı, mesela bir işte bir üst kurul kurulması lazım bize göre vesaire. Bunlar daha önce çeşitli toplantılarda ifade ettiniz. Bunu şimdi bu tarafı artık tamamen bakanlık, bunu şeye havale ettik, yönetmelikte de öyle yazıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na görev verdi yönetmelik bir nevi. Onlar bir kanun tasarısı hazırlayacaklar, umarız. Fakat tabii bu kanun tasarısının çok ciddi hazırlanması lazım. Yaptırım istiyorsunuz yani tabii, hocam. Tabii. Biz teknik gereklilikleri ortaya koyduk. Evet. Tabii idari uyulmadığı tarafı, takdirde idari tarafı bize ait değil. Onu devlet yapacak. Ama bu da çok önemli bir gelişme. Eğer burada ciddi ve titiz bir çalışma yapılırsa, bu önemli binalar için özellikle ve yeni teknolojilerin Türkiye'de daha sağlıklı bir biçimde uygulanması bakımından çok önemli bir merhale kat etmiş olacağımızı aslında bu düşünüyorum. Yapı denetim sistemini de onun bir kısmını oluşturacak. Gündeme tabii, getiriyor tabii, ki yapı bu da denetim çok, sistemimiz bizim maalesef çok kötü. Kağıt üstünde var ama en büyük şey o. Yani yönetmelikleri hazırlamak güzel, tamam, ama yönetmelikler bir şey ifade edilmiyor. Eğer yönetmelikler bilinçli biçimde uygulanmazsa bir anlamı yok. Türkiye'de maalesef bütün şeylere, eleştirilerimize rağmen, bu konuda çok kafa patlatılmasına rağmen yapı denetim sistemi olması gereken noktanın hala çok uzağında. Çok uzağında. Pek çok durumda tamamen denetimsiz binalar yapılıyor ve bunu halk da bilmiyor. Evet. Yani halkta genellikle iyi bir yapı denetim sisteminin mevcut olduğu gibi bir izlenim var. İzlenim var. Hatta hani benim çok ilgimi çeker, gazetelerin seri ilanlarına bakarsanız şöyle şeyler görüyorsunuz. Deprem yönetmelikli bina. Ne demek deprem yönetmelikli bina? Yani deprem yönetmeliğine göre yapıldığını şey yapmaya İfade çalışıyorlar ama. Aslında. Yani tabii projesi de öyle yapılacak ama uygulaması nasıl yapılıyor? Evet. Bunun hani otomatikman çok başarılı bir biçimde yapıldığı varsayılıyor. Evet. Ama maalesef gerçek o değil. Sanırım başlı başına bu konuyla ilgili ayrı bir program bu konu yapmak çok lazım. Çok önemli. Çok... Ve tabii bunun temelinde Türkiye'de mesleki, bizim bu alanda mesleki kualifikasyon sisteminin mevcut olmaması yatıyor. Evet. Şimdi bu konuda mühendislik camiası 20-25 yıldır tartışır, eder. Yetkin mühendislik diye bir kavram var. Bu ortaya atıldı hemen hemen 20 yıl önce. İsmi de kondu. Hatta 1997 benim de içinde hasbelkader bulunduğum bir komisyon, biz bir kanun tasarısı hazırladık. Tam 20 yıl önce. Yetkin mühendisliğe evet, dair mühendisliğe bir kanun evet, tasarısı. Evet. 99 depreminden sonra, aslında o depremlerden sonra derhal bir uyanma oluyor tabii. Ne yaptık tabii. Biz? Başımıza niye bunlar geldi diye. O zaman soruyoruz maalesef. Ve o zaman 595 sayılı bir kanun hükmünde kararname hazırlandı. Biz de karınca katkıda bulunduk o zaman. Yetki mühendislik demediler de işte uzman mühendislik dediler ama yani 3 aşağı 5 yukarı 1-2 eksiğiyle yetki mühendislik sistemini getiren, en azından ona bir başlangıç oluşturan bir çabaydı bu. Fakat maalesef bir takım nedenlerden dolayı Anayasa Mahkemesi bu kanun hükmündeki kararnameyi iptal etti. Evet. Bu çok acı bir şeydir yani gerçekten, çünkü o zaman başlasaydı, 20 yıl önce biz bu sisteme başlasaydık, onu çok daha ileriye mutlaka götürürdük. Şimdi Yunan'da inşaat mühendisi, mimar yetişmiş olurdu. Şimdi 20 yıldır hiçbir gelişme olmaması bu alanda.
Yani 20 yıl önceki durumdan daha iyi değiliz. Evet. Bu çok acı bir şey gerçekten. Yalnız emniyetimiz, güvenliğimiz açısından değil, ülke ekonomisi açısından da çok önemli. Bakın inşaat, hele son zamanlarda biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük aktivitesi. Hem de nasıl. Yani bu kadar büyük yatırımı yaptığımız bir alanda maalesef fevkalade ihmalkar davranıyoruz. Bu da bizim açıklaması çok zor bir zaafımız. Evet. Yönetmelikte başka yenilik var mı hocam? Yeni teknolojileri kullanıyorsunuz. Yeni teknolojileri kullanıyorum. Evet. Mesela dikkatimi çeken o yüksek katlı binalarda artık sismik algılayıcılar yerleştirilmesini öngörüyorsunuz. Evet, tabii bunlar şöyle yani yüksek binalarda belli sayıda ivme ölçerleri devamlı monte edilmesi ve onların bakımlarının yapılması, kayıtlarının alınması, bir merkeze gönderilmesi tarzında şeyler. Ve buna da yapı sağlığı izleme sistemi diyorsunuz. Evet. Bunlar eskiden biraz pahalıydı. Şimdi ucuzladı da zaten bilgisayarların ucuzlamasıyla. Dolayısıyla bunu zorunlu tutuyor yönetmelik. Evet. Eski yönetmelikte de buna benzer hükümler vardı ama bu kadar açık seçik açık değildi. Evet. Peki hocam, şimdi başta söylediniz, şu anda yönetmelik yazılı hale geldi, bitti ve siz bunu AFAD'a mı teslim ettiniz? Zaten efendim bu çalışmalar AFAD'ın Deprem Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonu altında yürütüldü. Çünkü artık oraya bağlı. Onların görevi çünkü. Evet. Eskiden Bayındırlık Bakanlığı'na bağlıydı. AFAD kurulduktan sonra bu görev AFAD'a verildi. Evet. AFAD'ın içine Deprem Dairesi Başkanlığı var. Biz onlarla birlikte çalıştık. Bugüne kadar da beraber çalıştık. Tabii bundan sonra da onlar yayınlayacaklar ve yürütmesinden de onlar da bunun sorumlu olacaklar. Zamanı belli mi? Kamuoyuyla paylaşma zamanı? Biz bu ayın içinde, ay sonuna doğru artık son ufak redaksiyon hizmet okumaları işleri da yaptıktan sonra. Onları da yapacağız. Planladık. Bir küçük, 4 kişilik bir komisyon kurduk. Herhalde Şubat-Mart aylarında artık bilmiyorum. Yani AFAD'ın bürokratik şeylerine bağlı. İşte evet. Başbakanlıkta bir müdürlük vardır bu şeylerle ilgili, yayın işleriyle ilgili. Onlar da bakıyorlar, ediyorlar, kontrol ediyorlar. Bir zaman alıyor tabii. Doğru. Herhalde bir iki ay içinde. Çeşitli yani bakanlıklara gönderiliyor, görüş. Hayır, gönderilmiyor artık. Öyle mi? Artık öyle bir şey. Görüş alınma geçen sene yapıldı. Ha, tamam. Yani dediğim gibi o çalıştaydan sonra bütün bakanlıklardan aldık ve onlara tek tek cevap verdik. Bu son derece önemli. Yani çünkü tek tek cevap verdik. Ve bir kısım onların tabii haklı şeylerinde dikkate aldık. Gerekli revizyonları da yaptık. Evet. Büyük bir ihtimalle şimdiye kadar hep öyle oldu. Yayınından itibaren takriben bir yıllık bir geçiş süresi tanımlayacağız. Çünkü bu oldukça yeni kavramlar söz konusu olduğu için eğitim çalışmaları yapılması gerekiyor. Bu da planlandı mı hocam? Hemen hemen. Evet. Hemen hemen. İnşaat, yani ne yapılacağı biliniyor. İnşaat Mühendisi Odası'nın da katkısıyla. Evet. İşte onu da önümüzdeki aylarda, yani önümüzdeki kısa dönemde daha doğrusu ayrıntısını konuşacağız ve başlayacağız. Bu yıl içinde başlamamız lazım. Çünkü biz 97 yönetmeliğinden sonra da 2007 yönetmeliğinden sonra da buna benzer eğitimleri yaptınız. Çalışmaları yaptık. Şimdi tekrar yeni ihtiyaç ortaya çıktı. İşte bir yıl içinde bu çalışmalar devam edecek. Sonuç olarak 2018 yılından itibaren bilfiil uygulanacağını veya artık ona karar verecek, AFAD karar verecek tam tarihini. Ama mertebe olarak söylüyorum. Oradan itibaren uygulamaya geçeceğini düşünüyoruz. Gelişmiş ülkelerle aramızda önemli bir farklılık olduğunu biliyoruz. Orada örneğin inşaat mühendisliği bölümünden yeni mezun olmuş herhangi bir inşaat mühendisinin veya mimarının yüksek katlı bir bina yapması mümkün değil. Yani bu tecrübeye, belli metrekarelerde inşaat yapmış olmaya bağlı. Efendim aslında ilginç. Türkiye'de de bu mesleki kualifikasyon hatta yetkinlik konusunda önemli gelişmeler var. Evet. Mesela çok garip bir şey var. İnşaat ustalarının mesleki kualifikasyonu olması isteniyor ama mühendislerden istenmiyor. İstenmiyor. Yani. Evet. Hı? Ama burada herhalde çeşitli derneklerin, çeşitli kuruluşların
oldukça önemli bir etkisi oldu. Yapısal çelikçilerin, evet. Ondan sonra beton, hazır betoncuların yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var. Özellikle bu sözünü ettiğiniz kuruluşlar gerçekten çok başarılı meslek kuruluşları. Eğitimler düzenliyorlar. Bu açıdan çok yararlı oldu. Onları biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ama dediğim gibi bu yetkin mühendislik, mesleki kualifikasyon ve işte belli bir deneyim ve işte belli bir çıraklık süresinden sonra, belli bir deneyim kazandıktan sonra ancak belli düzeydeki projelere imza atabilme yetkisinin verilmesi. Bu bütün dünyada artık bu mesleki kualifikasyon, belgelendirme günlük hayatın bir parçası haline geldi. Hiç kimse üniversiteden mezun olup cebine diplomayı koyup işine başlayamıyor artık. Yani bütün dünyada, bütün mesleklerde böyle. Evet. Bunu biz Türkiye'de beceremedik. Aksine bizim bir de şöyle bir handikapımız var. Bizim hemen hemen bütün üniversitelerde inşaat bölümü açıldı. Sanıyorum 100'den fazla şu anda, sayısını kimse bilmiyor, ben bilmiyorum. 100'den fazla şey var, inşaat bölümü var. Bunların hepsinin kalitesinin de tabii üst düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Yani eski üniversiteler, elbette, yerleşmiş üniversiteler mutlaka çok öğretim iyi. Kadrosu ama yeni üniversitelerde büyük olan, sorunlar evet. var. Şimdi ama bunların hiçbirisine bakmadan, yani o diplomayı alan her mühendise aynı yetkiyi vermek çok büyük haksızlık ve büyük bir yanlışlık. Yanlışlık, evet. Bunu artık öyle bir doyum noktasına geldi ki ben herhalde yakın zamanda umuyorum. Çünkü ben kişisel olarak 25 yıldır hatta bu konuyla uğraşırım, yazmışımdır, çizmişimdir. Birçok araştırmanın içine katıldınız. Tabii. Ama maalesef bu konu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Yani mesleki bakımdan maalesef. Ben meslek hayatımın sonuna yaklaşmış bir insan olarak bundan daha büyük üzüntü duyuyorum yani. Beklentimiz yani. Çok yüksek. Teşekkür evet. ederim ama yani hakikaten bu Türkiye'nin çok büyük problemi. Doğru. Bunu da üstelik burada benim üzüldüğüm nokta, kamuoyu bu konuya yeteri kadar vakıf değil ve bu konudaki yetersizliğimize de vakıf evet. değil. Yani bunlar, bazı işlerin iyi yürüdüğü varsayılıyor. Yani bu özellikle bazen de işimize geliyor tabii bazen ki. Bazen de işimize geliyor. Evet. Ben tabii son soruyu da buna ilişkin olarak evet. soracağım. Zamanımızı hızla evet. tükettik. Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi deprem riski. Evet. Tabii ki onun dışında da afet riskleriyle karşı karşıyayız ama Türkiye'nin büyükçe bir kısmı, yani %90 küsurlara ulaşan kısmı deprem riski altında ve son harita bunu da kanıtlıyor. Gayet bir kez daha tescil etti. Bu yönetmelikle her şey bitmiyor. Bu deprem haritasıyla her şey bitmiyor. Ve bu yaptığımız çalışmalar, yeni deprem yönetmeliği riski ne derece ortadan kaldırabilir ve bunun dışında daha nelere ihtiyaç var? Yetkin evet. mühendislik meselesini evet. gündeme getirdiniz. Son derece evet. önemli. Ama bu yetmeyecek herhalde, değil mi hocam? Efendim, bu bir hiçbir zaman statik bir süreç değil. Bu da dinamik bir süreç. Yani bir kere bu yeni yönetmelik oldukça farklı yeni bölümler içerdiği için evet. bunların özümsenmesi, uygulanması çok önemli. Bunun için işte eğitim şeyi. Ama eğer biz bunları bir hakkın hakkıyla uygulayabilirsek, gerçekten tabii uygulamasını da, yani inşaatı da bu şekilde. Elbette. Ben tasarımdan bahsediyorum daha ziyade. Ama eğer, zaten inşaata ilişkin çok detay var. Tabii yeni var. Gayet tabii. Değil mi? Hem de hesaplamalar var. Hem de bazı detaylarla ilgili şeyler var. Evet. Mesela bir tane size çok tipik bir şey söyleyeyim. Lütfen. Filizler binanın kat üstünden çıkardı, değil mi? Evet. O filizler ta ortaya kadar gelecek. Ekler kolonun orta yüksekliğinde yapılacak. Evet. Mesela bu Türkiye'de yapılmayan, eskiden de beri benim savunduğum ama ancak realize yeni yönetmeliğe girebilen. Mesela herkesin görebileceği bir değişiklik olacak. Evet.
Bu yönetmelik hiç şüphesiz bir hakkın uygulanırsa sizin sorunuzun cevabı olarak Türkiye'deki deprem riskini önemli derecede azaltacaktır. Önemli olan uygulamadır. Bu yönetmelik bence çok değerli bir doküman. Bütün modern gelişmeleri hemen hemen içeriyor. Eksiklerimizi oldukça kapattık. Bazı alanlarda çok eksiklerimiz vardı. Mesela biraz önce unuttuk ya, zemin konusunda fevkalade iyi bir bölüm hazırlandı. Zemin ve temeller konusunda. Yani eskiden olmayan ve çok kötü zeminlerde inşaatların tasarımları nasıl yapılacağını çok ayrıntılı biçimde anlatan çok güzel bir şey. Şimdi bu uygulamalar o açıdan, çünkü pek çok alanda yetersizliklerimiz vardı. Bu yetersizliklerimizi kağıt üstünde kapattığımızı düşünüyoruz. Evet. Eksikler yine olabilir, hiç şüphesiz olacaktır. Bundan sonra yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Tabii çok uzatmadan bu işi tekrar yenilemek lazım, başta konuştuğumuz gibi. Ama uygulamayı biz ve denetimi iyi yapamazsak sonuçta bu yararı kısmi olan bir... Koskocaman tuğla gibi bir belge ortada kalır deprem yönetmeliği. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Katıldınız. Medyascope'a Medyascope'a bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Bugün İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan ve sunulan Şehir Hepimizin programının 4.'sünü izlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu idi. Kendisiyle birlikte yeni deprem yönetmeliğini ve aynı zamanda Türkiye sismik risk haritasını konuştuk. Daha hocamıza soracağımız çok soru var ama onları da yeni bir başka programda ele almayı diliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalınız.